Enflasyon olarak kayıtlara geçti. Yaz dönemi ucuzluğunun etkisiyle Temmuz ayı enflasyonu olağan yıllarda genel olarak eksi değerlerde ölçülüyordu. Yıllık enflasyon da olumlu baz etkisine sonlanmasıyla yeniden yükselişe geçti. Burada baktığımız zaman yıllık en fazla artışın lokanta ve otellerde sağlık ve gıda sırasıyla olduğunu görüyoruz. Aylık en fazla artışsa ulaştırma, sağlık, lokanta ve oteller. Aslında beklentilerde bu, bu şekildeydi değil mi? Kesinlikle. şey şimdi Temmuz'da böyle bir rekor kılması tabii önemli. Evet. Çünkü patlıcan mevsimi dediğimiz mevsim genellikle en azından gıda ya endeksi, özellikle sebze meyve endeksi tarafta ciddi düşüşler olduğu için enflasyonun normalde biraz daha sakin verilerle çıkması gerekir ama... Hı hı. E, Üstelik de çift haneli ve beklenti söz konusuydu. Şeref Oğuz da bugün yazmış. Alaaddin daha önceden beri bahsediyordu. Evet. Çift tane bekliyorum diye. İşte bir şekilde belki de hesaplar böyle tuttu bilmiyorum artık. Belki de bir kısmı zamların önümüzdeki aya yansıyacak. Dolayısıyla yine de hani tek hanede kalmış olsa bile sınırda kalmış olsa bile tüm zamanların rekoru olması çok çarpıcı bir durum. Şimdi aklıma şey geldi bizim hani özellikle 80'li yıllardaki yaptığımız ekonomi sayfalarında grafik enflasyon canavarı grafiğiydi hep hmm. bilmem sen hatırlamazsın tabi hmm. yaşın tutmaz <laughs> ne zaman ki böyle tek haneye doğru inmeye başladı o canavara son vermiştik sayfalarda şimdi canavar aslında yeniden dönmüş durumda hele de Temmuz'da böyle rekor kırınca tam bir canavar var evet, için. Maalesef. şimdi Bakan Şimşek'ten, de, Bakan Şimşek'ten de yorum geldi. sosyal medya hesabında değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, dezenflasyonla fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz diye konuştu. Dezenflasyon sürecinin mali disipline destekleneceğinin altını çizdi. Hı hı. 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak hanelere indirmek e, dedi. En azından gerçekçi bulundu. konuşuyorlar şu anda. Evet. Çünkü e, aksi halde böyle beklentiyi tabii ki beklentiyi yönetmek önemli ama e, hiç yani gerçekleşemeyecek verileri ortaya koymak da sağlıklı bir şey değil. Dolayısıyla 2024'ün ortalarından itibaren düşmeye başlayacak demesi işin gerçeğini gösteriyor. Evet. Herkes buna göre evet. hesabını yapsın diye bakıyor. Evet. Aslında bu biraz da hükümetin diğer üyelerine çünkü harcama yapan bakanlıklar var. Onlara da aslında hani durumumuz bu. Kamuoyuna da açıklıyorum. Evet. Onun için dikkatli olalım. E, mesajı da içeriyor bu. Şimdi e, Mehmet Kaya'da sanıyorum e, hazırlanıyor ama dış ticaret rakamları da var. Evet. Mehmet Kaya'ya gitmeden önce onu da aktarmak istiyorum. Dış ticaret açığı Temmuz'da 12,4 milyar dolar. Türkiye'nin Temmuz ayı ihracatı %8,4'lük artışla 20,1 milyar dolar. ithalatı ise %11,1'lik artışla 32,5 milyar dolar oldu. Yılın ilk 7 ayında ihracat %0,6'lık azalışla 143,4 milyar dolar olurken ithalat %5,1 yükselişle 217,1 milyar doları buldu. Dış ticaret açığı Temmuz'da 12,4 milyar dolara, Ocak-Temmuz döneminde 73,6 6 milyar dolara ulaştı. Ee, İmam Güneş çok güzel bir şekilde toparlamıştı. Evet. Ee, Dün Kahramanmaraş'ta de... açıkladı. Evet. Ee, bakan ve şey, tim başkanı hı hı. rakamları. Hem ithalatı da bu sefer katlılar işin içine. Evet. evet yani veriler çok şey ciddi ve önemli. Şimdi burada mesela Temmuz ayı dış ticaretine öne çıkan gelişmeler şeklinde bir toparlaması da olmuş. İmam Güneş'in en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, İtalya, ABD, Irak ve Birleşik Krallık oldu. 45 il ihracatını arttırdı. 1198 firma ilk kez ihracat yapmış. Evet. Dış ticaret açığının yüksekliği aslında dikkat çeken konulardan bir tanesi dün bazı ekonomi uzmanları şimdi normalde bu mevsim turizm mevsimi. Evet. Dış ticaret açığından açığını turizm gelirleriyle kapatmak ya da en azından aşağı çekmek mümkün olabilir. Fakat maalesef bu sene turizm gelirlerinde de biraz hmm. beklentinin altında gidiliyor. Şu an şu an itibariyle. Dolayısıyla hem dış ticarette açık var hem de turizm gelirleri düşük. O nedenle de biraz döviz yapımızda